Şimdi kardeşlerim bir soru var ama ben soruyu sessiz okumamı istemişler benden. Ben şu soruyu şöyle düzelteyim. Öyle cevabını vereyim inşallah. Bir Müslümanın eğer herhangi bir yerde insanlara hayrı öğretmek gibi bir vazife ona verilmişse, onun insanları o hayırdan soğutmamak ve o hayrı insanlara sevdirmek için elinden gelen her şeyi yapması gerekir. Mesela diyelim ki siz bir cemaate size insanlara Kur'an öğretme görevi verildi. Ve bu çok büyük bir şereftir öyle değil mi? Aleyhissalatu vesselam ne dedi? خيركم من تعلم القرآن وعلمه Sizin en hayırlılarınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve Kur'an-ı Kerim'i insanlara öğretenlerdir dedi. Bu sahabe mesleğidir. Yani Allah Resulü döneminde mescidin arka odalarında yatıp kalkan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi Ubade ibn-i Samit'ten Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, daha sonra beldelere gidip insanlara Kur'an-ı Kerim öğreten kari, kurra olan insanlar vardı. Peygamberimiz bunlara özel itina gösterir. Bunların yiyeceğini, içeceğini kendisi ayarlar. Bunlara insanların iyi davranmasını insanlara öğütlerdi. Çünkü bunlar peygamberin halkası, peygamberin özel ve yakın öğrencileriydi. Eğer Allah sana birilerine Kur'an-ı Kerim öğretmeyi müyesser kılmışsa, Allah seni seviyor demektir. Allah senin için hayır istiyor demektir. Çünkü kardeşlerim bir insan Allah'ın kendisini sevip sevmediğini nasıl anlayabilir? Seni Allah'ın neyle meşgul ettiğine bakacaksın. Eğer Allah seni hayırlı işlerle meşgul ediyorsa Allah seni seviyor demektir. Çünkü Allah sevdiğini hayra muvaffak kılar. Ama Allah seni boş, faydasız, gereksiz şeylerle imtihan ediyorsa demek ki Allah seni sevmiyor. Vaktini zayi etmeni sana sağlıyor demektir. Bir kardeşimiz ister okullarda olsun, ister mescitlerde olsun, umumi alanlarda olsun. insanlara Kur'an-ı Kerim öğretmek, Allah bunu ona müyesser kılmış ise eğer, bunu bir şeref olarak kabul etsin. Madalya gibi, boynunda bir madalya varmış gibi düşünsün. Ama sakın ama sakın insanları Kur'an'dan soğutacak, insanları şer'i ilimden soğutacak yanlış şeyler yapmasın. Mesela kardeşlerim, özellikle küçük çocuklara ve gençlere ders veren insanların bu konuda çok daha hassas olması gerekir. Çünkü çocuklar ve gençler çabuk kırılırlar. Bir şeyi çabuk sevdikleri gibi bir şeyden çabuk da soğuyabilirler. Yani mesela diyelim ki bir Kur'an-ı Kerim grubunuz var sizin gençlerden oluşan. Ders veriyorsunuz. Belli bir zaman sonra baktınız ki çocuk biraz yaramazlık yaptı. Çık dışarıya dediniz çocuğa misal. Çocuk arkadaşlarının yanında çık dışarıya dediniz. O çocuk sizden nefret etmekle beraber siz ne hocasıysanız ondan da nefret eder. Yani Kur'an öğretiyorsanız Kur'an'dan nefret eder. Hadis öğretiyorsanız hadisten nefret eder. Bir çocuk sınıfta durmuyorsa sınıfı almayın. En baştan sınıfa dahil etmeyin. Onunla özel ilgilenmek için özel bir yol aramaya çalışın. Ama sınıfa dahil ettikten sonra çocukların gözünün önünde bir çocuğu kovarsanız, onun onurunu incitirseniz eğer çocuk sizden nefret eder ve sizden nasıl nefret eder? Kur'an hocası bana bunu yaptı. Hadis hocası bana bunu yaptı der. Sizden nefret eder. Ben ee, bir yani Kur'an öğreten kardeşlerimize bir tavsiyede bulunayım. Cezaevinde kardeşlerden bazılarına Kur'an-ı Kerim dersi veriyorum. Tabi Kur'an dersi değil bu. Yani tecvidi de biliyorlar bunlar. Hani bir üstünü veriyoruz artık. Düzgün okumalarını, mahreşlere dikkat etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi kardeşim bir tanesi Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Bir satır okuyor. Satırda yedi tane yanlış var. Ben dinliyorum yani e, okuduğu Kur'an'ı. Oradan bir tanesi de yanımızda olan başka bir arkadaş da sürekli müdahale ediyor. Öyle, i̇nne tutacaksın diyor. İnne, inne. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. En son bir gün kardeşe dedim ki ya acaba sence sen o yanlışları fark ediyorsun da ben o yanlışları fark etmiyor olabilir miyim? Yani böyle bir şeyin olması mümkün mü? Yok sana Kur'an'ı ben öğrettim çünkü. Yani hani böyle bir şeyin olması mümkün mümkün, <laughs> mümkün, değil. Mübarek adam. O adamın elli tane yanlışı var. Ben ellisini birden oku, söylesem Adam diyecek ki demek ki ben Kur'an-ı Kerim'i öğrenemem. Sen de okuduğun zaman senin de elli tane yanlışın vardı. Ben bir bir düzelte düzelte sen şu anda güzel Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Eğer sen bana ilk Kur'an okuduğun zaman ben senin elli tane yanlışını birden söylemiş olsaydım. Sen diyecektin ki ben bu Kur'an'ı okuyamıyorum benim okumam mümkün değil. Sen bir sayfayı okuduğunda ben bir tane yanlış söylüyordum sana. Sen diyordun ki herhalde ben çok iyi Kur'an-ı Kerim'i bir yanlış, bir yanlış çıktı bütün Kur'an-ı Kerim'de. Ben de diyordum kardeş hiç önemli değil bir tane yanlış hepimiz yanlış yaparız sorun değil. Yavaş yavaş düzelteceğiz, yavaş yavaş halledeceğiz diyorduk ama sen o sayfayı okuduğunda 50 tane yanlış vardı sen okuduğunda. İnsanlara ders verirken kardeşlerim onların acziyetini onlara göstermeyin. Yani adam Kur'an-ı Kerim okuyor senden öğrenmeye gelmiş 50 tane yanlışı varsa sen sonuçta 50 yanlışı bir kere de düzeltebilecek misin? Yok sen süpermen değilsin. Ne yapacaksın? Tane tane düzelteceksin adamın yanlışını. O zaman tane tane söyle yanlışını. Yani ona bugün mesela Ra'nın kalın okunması gerektiğini öğretiyorsan, Bırak idgamı ma'al gunneyi, bırak idgamı bila gunneyi, bırak işte kaf harfinin kalkalesini. Bunları bir kenara koy. Adama ra'nın doğru okutulması gerektiğini öğret. O da zannetsin ki benim bir tane yanlışım var. Bir tek ra'yı yanlış okuyorum desin. Onu düzeltsin. Ondan sonra kafın yanlış okunduğunu adama, adama göster. Böylece insanlara Kur'an-ı Kerim'i sevdirirsiniz. Ben Mısır'dayken kaldığımız yurt vardı bir tane. Bir sene bir yurtta, yurtta kaldık. Yurdun yanında bir cami var. Dediler ki bir tane işte on kıraati bilen elinde de peygambere yönelik 10 tane ayrı icazet olan bir hoca var. Kur'an-ı Kerim dersi veriyor. Her gün oturacak. Kur'an-ı Kerim dersi verecek insanlara. Ee, ben de dedim ki ya hazır böyle bir fırsat var. Ben de kıraat ilimlerine dair hiç bilgim yok. Yani gideyim bu hocanın yanında işte bir sene burada kalacağız biliyorum yani o yurtta bir sene kalacağız. Gideyim o hocadan her gün bir saat yarım saat en azından sabah namazından sonra kıraat ilminde de kendimi geliştireyim diye düşündüm. Şimdi camiye gittim, arka tarafta oturuyorum, sıranın bana gelmesini bekliyorum. Önde Rus öğrenciler var, Rusya'dan gelmiş, ilim öğrenmeye çalışan çocuklar var. Oturttu bir tanesini karşısına, adam tamam o ilimde çok mahir bir adam. Yahu Rus adam, Rus Rus. Rus'un Kur'an okuması bir mucize zaten. Çinli'nin Kur'an okuması bir mucize zaten. Sen ne, daha neyin peşindesin sen yani? Adama sen on numarasını deyip belgeyi verip göndereceksin, yavaş yavaş düzelteceksin. İnanın ki bir saat mi, bir saat on beş dakika mı çocuk Bismillahirrahmanir yani Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim çocuk geçemedi yani. Ben kalktım kitap kitaplarımı topladım sükütçe dedim ben gideyim yani kendi işime kendim işime bakayım bu adamla işimiz çok bizim diye. Yurda geldim yemek yiyoruz. Akşam yemeği için yemekhaneye indim. İşte bir kardeşimiz vardı şimdi vefat etti Allah Azze ve Celle rahmet eylesin. Onunla beraber yemek yiyoruz. Ee, çocuklar da kendi aralarında konuşuyorlar. Ee, i̇şte diyor ki ya gitme sakın yarın diyor. İşte böyle olmaz falan. Adam diyor beni bir saatten fazla şeyde tuttu. Avuzu besmelede tuttu. Sonra da ben gitmedim bu kardeş gidiyor. Devam ediyor ben gideceğim dedi. Aradan bir hafta falan geçti. Bir gün baktım sabah namazından sonra o da odaya çıkmış. Hayırdır dedim niye gitmedin? Dedi ki kimse yok ki mescitte. Herkes zaten herkes dağıldı yani. Arap, Acem hiç kimse mescitte kalmadı diye. Adam ilmin, ilimden mahir olabilir. Ama onu öğretirken insanların acziyetini insanlara gösterdiği için insanlar bunun zor bir şey olduğunu, zor bir şey olduğunu zannediyorlar. Bir şey öğretiyorsanız insanlara, insanlara bunun kolay olduğunu, kolay olduğunu anlatın. Yani bir şey öğretiyorsanız bunun kolay olduğunu anlatın. Zor olduğuna dair insanlara hissettirirseniz insanlar ondan soğurlar. Özellikle Kur'an öğreten kardeşlerimizin özellikle söylüyorum, bazı konularda Kur'an'dan nefret ettirmemek için, insanları soğutmamak için çok daha dikkatli olmaları e, gerekir. Eee insanlara genç ve çocuklara ders veriyorlarsa onları soğutmamaya çalışmaları gerekir diyelim.